Tuana kalıp bu benim işimi sunar. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu benim işim programıyla TV52 ekranlarında yeniden karşınızdayız. Ordu'da birçok zorlu meslek grubu var. Bunların da hepsini bu program vasıtasıyla sizlere ekranlarınıza getiriyoruz ve bir nevi onlarla birlikte yaşadıkları zorlukları da hem yaşayarak hem de anlatarak sizlere aktarıyoruz. Bugün de aslında UMKE ile birlikteyiz. 112'den sonra UMKE de aslında çok önemli bir kuruluş. Bugün onlar için önemli bir gün. Bir tatbikat gerçekleştirilecek. 24 kişilik yeni bir ekip ve onlar için bugün bir tatbikat düzenleniyor. Onlar uygulamalı olarak sahada neler yapılması gerektiğine dair bu programda da bizler onlarla birlikte sizlere aktaracağız. Şimdi bir bina var ve binada yıkım oldu ve onları kurtarmak için, yaralıları kurtarmak adına onlar şu anda hazırda bekliyor. Biraz sonra da işleyişe göre hazırlıklarını sürdürecekler. Bizler de onlar neler yapıyor tek tek bu program vasıtasıyla sizlere aktaracağız ki aslında onların işi oldukça zor. Hem AFAD'la hem UMKE birlikte çalışıyorlar. Sahada önemli olan noktası da şu ki can kurtarıyorlar ve çok önemli ulvi bir görevi icra ediyorlar. Tabii ki işin sağlık boyutunda 112 varken UMKE'de kurtarma kısmında yardım ediyor. Bugün onlar güzel bir projeyle birlikte çalışmalarına başlatacaklar. Bizler onlarla birlikte bu anlara tanıklık edeceğiz. Onların neler yaşadığını, hangi şartlarda çalıştıklarını bir nevi göstereceğiz. Tabii ki şu anda bulunan bir düz arazi olsa da özellikle deprem anında veya olası bir durumda karşı karşıya kaldıklarında anında olaya müdahale ediyor onlar. Bizler de onlarla birlikte bugün her şeye müdahale edeceğiz. Bakalım neler olacak. Dilerseniz programımızı başlatalım. Müdürlüğü olarak biz UMKE ekiplerimiz mevcuttur. Ben Doktor Begüm Gürdal Öz, başkan yardımcı da görevini yürütmekteyim 1,5 senedir. Şimdi burada gördüğünüz alanda biz UMKE tatbikatımızı gerçekleştireceğiz. 7 ve 11 Ekim arasında bu tatbikatı başlattık 7 Ekim'de. 4 günlük bir eğitim sürecimiz oldu. Şimdi 5. günümüz, son günümüz ve bu alanda enkazdan yaralı kurtarma tatbikatımızı gerçekleştireceğiz. Toplam bizim ilde mevcut 69 UMKE'cimiz mevcuttur. 24 yeni arkadaşı şimdi bu ekibe dahil etmek üzere bu tatbikatı hazırladık. Şimdi arkadaşların tatbikatıyla karşı karşıya kalacaksınız. Teşekkür ederiz. Kaç kişilik bir ekip var? Tim olarak şeklinde çıkacaklar. Senaryo gereği ne yapacaklar? Senaryo gereği şöyle. Burada bir enkaz alanı oluşturduk biz. Enkaz alanından 5 tane yaralı kurtarma tatbikatı yapacağız. 5 tane de timimiz var. 5'er kişilik. Bir tane de triyaj ekibimiz var. 4 kişiden oluşan. Ve AFAD ekiplerimiz de geldi burada. 5 kişi bize destek olarak. Artı Samsun'dan da eğitmenimiz geldi sağ olsunlar. Burada şimdi deprem, senaryomuz deprem. Ev yıkılacak ve ondan sonra İlk müdahale timimiz içeri girecek ve bitiriyor ekibimiz alanı değerlendirme yapacak. Alanı değerlendirdikten sonra da kaç yaralı olduğunu tespit ettikten sonra ekip çağıracak. 2 yaralı var, 2 tane tim buraya istiyoruz şeklinde ve yaralıları kurtardıktan sonra da ambulanslara hastayı teslim ederek hastanelere naklini sağlayacağız. We'll be right back.
Hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Bugün burada 112 başhekimliğimizin düzenlemiş olduğu 4 günlük eğitimin sonun finalindeyiz. Doktor hanım yapacak olduğumuz tatbikatın içeriğini anlattı. Biz süreç olarak eğitime önem veren bir kurumuz. Yaşatmış olduğumuz coğrafya, Türkiye coğrafyası, deprem kuşağı olan coğrafya. Her an biz afete hazırlıklı olmak ve bu konuda eğitimli olmak durumundayız. Yine 112 başhekimliğimiz, Samsun 112 başhekimliği ile beraber ortak bölge UMKE toplantısı yapıp peşinde de böyle bir süreci finallemiş olduk. 24 tane yeni gönüllü arkadaş kazandık Ordu iline. Bu şu demek, 93 tane gönüllü UMKE ekibimiz hazır. Her timde 5'er kişiyle düşünürseniz, Allah bize deprem göstermesin. En son İstanbul depremini gördük. Herhangi bir can kaybımız olmadı ama yine biz her daim bu bölgede, Türkiye kuşağında, Türkiye bölgemizde depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Bu anlamda ben ekibime, özellikle 112 ekibime, Samsun ekibime, 112 başhekimliğine, AFAD ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu süreci tamamladıkları için hazır 93 tane sağlık çalışanımız her an göreve hazır. Bütün kurumlara, Sayın Valimize, valilik paydaşı olan kurumlara ben teşekkürlerimi arz ederim. Değerli izleyenler, UMKE ekibinden önce şu an olaya AFAD müdahale edecek. İlk müdahaleyi AFAD yapacak. Çünkü bir enkaz var burada ve enkaz senaryo gereği bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. AFAD ekibi de şu an görmüş olduğunuz gibi olay yerine gelmiş bulunmakta. AFAD'ın hemen arkasından UMKE ekibi, 24 kişilik UMKE ekibi gelecek. Bir tim şeklinde giriş yapıyorlar alana ve hemen olaya müdahale edecekler AFAD'ın ardından. Onlar da şu anda hazır bir şekilde bekliyor alan noktasında. Senaryo gereği burada bir bina yıkıldı. Bir deprem meydana geldi. Şu an arka tarafta AFAD bant çekimini gerçekleştirirken diğer tarafta da UMKE ekibi bekliyor. Yaklaşık bir dakika içinde buraya giriş yapacaklar. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım Olcay Ongun'dan göstermesini rica edeceğim. Şu anda ilk müdahaleyi AFAD yapıyor olay yerine. Çünkü olaydaki ilk sorumlu AFAD oluyor. Şeritleri çekiyor. Yaralılar var şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bir tane plastik, bir tane de gerçek olmak üzere senaryo gereği iki tane yaralının olduğunu söyleyebiliriz. AFAD ekibi de şu an içeride her şeyi görmüş olduğunuz gibi arıyor. İçeride olabilecek birileri varsa onu arıyor. Diğer tarafta da yaralılar var ve bir tarafta da şu an itibariyle UMKE ekibi, sağlık görevlileri olay yerine giriyor. 24 kişilik bir ekipten bahsetmiştik. Tim şu anda ilk çıkışını gerçekleştiriyor olay yerine. Bizler de bunları an be an sizlere anlatıyoruz. Senaryo gereği bir deprem, depremden kaynaklı bir bina yıkımıyla karşı karşıya kaldı ekip ve ekip şu an itibariyle olaya müdahale etmek adına harekete geçecek. Şu an için bekleniyorlar ve şu anda da tim olay yerinin güvenli hale gelmesini bekliyor. Bizler de onlarla birlikte şu anda bekliyoruz. UMKE ekibi şu an itibariyle gördüğünüz gibi harekete başladı. Giriş yapıyorlar alanın olduğu yere. Şu an ekip tek tek giriş yapıyor. Alanın olduğu noktaya içeride yaralıların olabileceğine dair bir bilgi şu an itibariyle gelmedi ekibe. Ve şu anda yaralılara müdahale ediliyor. Görmüş olduğunuz gibi ilk müdahaleler neler yapılıyor bunları da şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Görevli arkadaşlar ilk olarak yaralıya bir bilezik şeklinde bir kağıt taktı ki bu da onun herhalde klinik olarak bütün her şeyini anlatan tarzda bir yapı. Sonrasında da
diğer yaralıya müdahale ediliyor. Bir tarafta da AFAD şu an binanın içine girdi ve demir kesimi gerçekleştirecek ekipmanlarla birlikte. Bizler de bunları sizlere ambeyan yansıtıyoruz. Olay yerinde böyle bir yapıyla karşı karşıyalar ve şu anda da onlar bir tarafta UMKE ekibi çalışmalarını sürdürürken diğer tarafta da AFAD ekibi çalışmalarını ambeyan sürdürüyor. Görüyorsunuz şu anda demir kesmek ve beton kesmek için kullanılan cihazlar tek tek şu anda AFAD ekipleri tarafından kuruluyor. Hızlı bir şekilde burada her şey zamanla yarış. Her şekilde hayat kurtarmak adına bir mücadele söz konusu. Ve bundan sonraki süreçte de gördüğünüz gibi şu anda güvenlik için bütün her şey yapıldı. Bir tarafta da UMKE ekibi yaralılara müdahalelerini gerçekleştiriyor. Yanlarında emir komuta zinciriyle birlikte çalışıyorlar. Bunlardan da bahsedelim. Tabii ki gayet soğukkanlı bir şekilde olaya müdahale etmek adına buraya geldiler. Bu bir tatbikat olsa da aslında bu işin ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Bir tarafta yaralı varken yaralıya müdahaleler yapılıyor. Diğer tarafta da diğer ekip şu an için alana giriş yapıyor. 24 kişilik bir ekip ve bu ekip yaklaşık bir hafta boyunca eğitim aldı. Eğitimin sonunda da bugün uygulamalı olarak çalışmalara başladı. Bugün yapılacak olan uygulamanın ardından ekip artık bundan sonraki süreçte olası bir deprem anında veya sonrasında neler yapılması gerektiğine dair her şeyi burada bizler de birlikte gösteriyoruz aslında sizlere değerli izleyenler. Şu anda hareketlilik daha fazla arttı. Bir tarafta duvar yıkımı gerçekleşiyor. AFAD şu anda duvarı yıkarken diğer tarafta da UMKE ekipleri, sağlık görevlileri müdahalelerini gerçekleştiriyor. Burada her şey zamanla yarışın bir kesiti görmüş olduğunuz gibi. Binanın içindeki demir parçaları, ağaç parçaları ellerindeki teçhizatla birlikte tek tek kesiliyor. Diğer taraftan da ekip çalışmalarını sürdürüyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda da sağlık görevlisi arkadaş müdahalesini gerçekleştiriyor. Ve şu an itibariyle de görüyorsunuz olayın içinde bizzat bizler de sizlere aktarıyoruz. O yüzden değerli izleyenler onların işi zamanla yarış. Her zaman söylemiştik bizler de. Şu anda onların yanındayız, içerisindeyiz ve müdahalelerini gerçekleştiriyorlar onlar da. UMKE ekibi 24 kişilik bir ekip olduğunu söylemiştik. Totalde de bir tim şeklinde buraya geldiler. Şu an AFAD içeride onlara uygun ortamı hazırlıyor da diyebiliriz. Çünkü binanın içini yıkıldı. Bina depremden kaynaklı bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Ve onlar da şu an itibariyle değerli izleyenler binanın güvenli hale gelmesi adına mücadelelerini sürdürüyorlar AFAD diğer tarafta. Bir tarafta da işte şu anda görmüş olduğunuz gibi UMKE ekibi. Şu anda zamana bir şekilde yarışını başlattı. Zamanla yarışını sürdürüyorlar. Şu anda görüyorsunuz hastayı uygun şekilde kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii ki kırık da olabilir herhangi bir noktasında vücudunun. Buna da istinaden ekipler özen gösteriyorlar. Buradan sonraki süreçte 112 acil servis ambulansı ile birlikte de olay yerinden güvenli noktadan alınıp hastaneye götürülecekler. Bizler de değerli izleyenler ambulan sizlere bunu aktarıyoruz. Şimdi yaklaşık 4 kişilik bir ekip Seyde ile birlikte ilk taşımasını gerçekleştiriyor değerli izleyenler. Şu anda herhangi bir ateşe karşı, herhangi bir olumsuz duruma karşı da hastanın üzeri örtülüyor, yaralının üzeri örtülüyor ve uygun bir şekilde, uygun bir planlama ile birlikte değerli izleyenler şu anda olduğu noktadan taşınıyor. Görüyorsunuz genelde bu tip durumlarda bu tip uygulamalar gerçekleştiriliyor. AFAD diğer tarafta da çalışmalarını sürdürüyor idi. Bizler de şu anda olaya onlarla birlikte tanıklık ediyoruz ve olayı sizlere anlatıyoruz gördüğünüz gibi. UMKE ekibi sağ çalışmalarını bitirmek üzere yaralıları güvenli bir şekilde alacak. Bizi biraz sonra olay yerinden çıkartacak. Bizler de bunları sizlere ambeyan gösteriyoruz değerli izleyenler. AFAD müdahalesini sürdürüyor evin içerisinde, binanın içerisinde. Bina yıktılar ve şu anda içeride bulunan yaralıları olmuş olduğu noktadan taşıyorlar. Bir taraftan da şu anda yaralılar için ambulans geliyor. 112 acil servis ambulansları da hemen olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 dakika gibi bir süre zarfında bu işlemler teker teker gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz yaralı olay yerinden çıkartılıyor. Bir diğer ekip de diğer yaraların olması sebebiyle içeriye giriş yapacak. Ambulansa taşınacak. Görüyorsunuz bizler de onlarla birlikte bu anlara tanıklık ediyoruz. Şu anda hastayı götürüyorlar değerli izleyenler. Bizler de onların yanındayız ve görmüş olduğunuz gibi sırt çantaları ve sedyesiyle birlikte 112 acil servis ambulansına taşınıyor. Gördüğünüz gibi çantanın boyutu da bayağı büyük. Arkadaşlar içerisinde her türlü teçhizat var ve onlar da zorlu bir şekilde bu görevi icra etmenin
sorumluluğunu yerine getiriyorlardı diyebiliriz. Şu an itibariyle 112 acil sağlık ambulansının içerisine giriş yaptık. Şu anda bildiriliyor. İçeri alınacak ve bir tane senaryo gereği bir tane ceset de var. Bunu da söyleyebiliriz. İçeride hayatını kaybeden bir vatandaş var. O da farklı bir şekilde taşınıyor ekipler tarafından. Onların işleyişi farklı olacak. Çünkü hayatını kaybetti depremde. Ve şu anda olay yerinde farklı bir noktaya taşınıyor. O da cenaze aracına konulacak senaryo gereği. Bir tarafta da şu anda bir yaralı var ve yaralıya müdahale ediliyor. Aynı enkazın olduğu noktadaki sistemin aynısında olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ekip görmüş olduğunuz gibi yaralı bir vatandaş ve burada müdahalesi yapılıyor. Biraz sonra bir diğer ambulans gelecek ve bir diğer ambulansın ardından da bu yaralı olay yerinden alınıp güvenli bir noktaya, hastaneye taşınacak. Ekiplerin zamanla yarışı devam ediyor. Diğer tarafta, arka tarafta bir diğer tim var. O da bir sonraki durakta çalışmalarını başlatacak. Tabii ki zorlu bir, meşakkatli bir mesleği de icra ediyorlar. Aslında bir meslekte değil, bu bir gönüllülük esası olan bir durum. Binanın içerisinden bir yaralı çıkartıldı ve hızlı bir şekilde 112 acil sağlık ambulansıyla birlikte hastaneye sevk ediliyor. Diğer tarafta da görmüş olduğunuz gibi şu anda tedavisi yapılıyor olay yerinde. Kafasında bir çarpmadan kaynaklı bir sıkıntı olduğu şu an için gözlemlerimiz arasında. Ekip de şu anda sakin bir şekilde damar yolunu açtı ve tedaviye başladı. Biraz sonra da yine aynı şekilde ambulansla birlikte bu olay yerinden kaldırılacak. Bu tatbikatın yapıldığı yer, değerli izleyenler, Ordu'nun Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde ve senaryo gereği bir deprem anında yıkılan binanın içerisinde bulunan yaralı ve ölüleri taşıma senaryosu da diyebiliriz. Arkadaşlar bir haftalık bir eğitim aldılar. Bir haftalık eğitimin ardından da değerli izleyenler bugün uygulamalı olarak olay yerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizler de onlarla birlikte ne kadar mesleğin zor olduğunu sizlere anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi 24 kişilik ekip dağıldı ve bir anda olaya müdahale etti. İlk olarak AFAD giriş yaptı olay yerine ve sonrasında da değerli izleyenler hemen 2 dakika sonra UMKE ekibi olay yerine giriş yaptı. Şu anda da senaryo gereği yaralıyı tedavi ediyorlar. Bir diğer yaralı hastaneye gönderildi. Diğeri de ceset torbasıyla birlikte uygun ortama taşındı. Onun da başında bekliyorlar değerli izleyenler. Bunu da söyleyelim sizlere. Ekip gayet koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Binada şu anda görmüş olduğunuz gibi burada AFAD ekibi diğer türlü çalışmalarını da devam ettiriyor. İsterseniz biraz oraya doğru gidelim. Onlar neler yapıyorlar? Çünkü AFAD'ın da bu durumda aslında baktığımızda ilk olaya müdahale eden ekip ve aslında zamana yarışan ekip de diyebiliriz. Hemen olay yerine hızlıca geldiler. Binanın uygun hale gelmesi adına da mücadelelerini gerçekleştirdiler. Şu anda binayı yıkıyorlar. Bizler de onlarla birlikte olay yerine doğru bir gidiyoruz. Bakalım ne yapıyorlar? Nasıl bir çalışma var? Ekip direkt kapıyı açtı ve şu anda uygun bir ortamı da sağladı. İçeriden yaraları çıkarttılar ve şu anda da binanın içerisinde uygulamalı olarak çalışmalarını sürdürüyor ekip arkadaşlar. Ve onların işi aslında zor. İçeride bir hasta var değerli izleyenler. Bir yaralı var. Onu da şöyle bir gösterelim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu anda içeride tampon ve solunum cihazına bağladılar ve şu anda içeriden çıkartmaya çalışacaklar. Tabii ki deprem anında daha büyük binalar da olabiliyor. O yüzden şu anki bina bir tek katlı müstakil ev olsa da bunun daha büyük modu olduğu zaman da ya da bir deprem boyutu olduğu zaman da arkadaşlar zamanla yarışlarını sürdürüyorlar. Şu anda görüyorsunuz UMKE ekibi ve AFAD ekibi koordinasyonlu birlikte sağladılar ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda ilk olarak müdahaleler yapıldı. Aynı şekilde o da biraz sonra taşınacak ve ambulansa getirilecek. Bizler de sizlere bunları ambulan aktarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içeride yaralıyı AFAD binayı yıkarak kurtardı. Ve sonrasında da içerideki yaralıya müdahaleyi UMKE yaptı. Ve biraz sonra da 112 acil sağlık ambulansıyla birlikte buradan taşınacak. Arkadaşların zamanla yarışı aslında sizler de program vasıtasıyla gördüğünüz çok hızlı bir sistemle birlikte çalışıyorlar. Ağları çok geniş ve AFAD'la birlikte koordinasyonunu sağlıyorlar. AFAD binayı yıkıyor, güvenli alanı, güvenli çemberi oluşturuyor ve iş artık bundan sonraki süreçte UMKE'ye düşüyor. UMKE'de gerekli tedavileri yaptıktan sonra içeride bulunan yaralıları uygun ortamda dışarı çıkartıyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda alanda güvenlik hat safhada sağlanmış. Herhalde bir deprem anında da böyle bir tatbikatın gerçeğe dönüşmesini tabii ki istemeyiz ama tatbikat gerçek olmuş olsaydı zamanla yarışın ne kadar hızlı olduğunu da görüyorsunuz. Ve şu anda çok kalabalık bir ekip alanda çalışmalarını sürdürüyor. Senaryo gereği iki yaralı vardı. İkisi de çıkartıldı. Şimdi binanın içerisindeki yaralı çıkartılıyor. Bir de ölü vardı. O da ceset torbasıyla birlikte taşındı. Güvenli bir ortamda diğer cenaze aracının gelmesini bekleyecek. Deprem anında böyle bir
tabloyla karşı karşıyadayız. Biz de bunu yaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi binanın birçok noktası yıkılmıştı. AFAD da binada bulunan engelleri kaldırdı ve demirleri de çıkarttı. Gördüğümüz gibi şu anda da UMKE ekibi güvenli bir şekilde, değerli izleyenler, buradan bu yaralı vatandaşı çıkartmak adına içeriden çıkış yaptı. Önde bir kılavuz var. Kılavuz nereden geçmeleri gerektiğini anlatıyor. Görüyorsunuz en uygun noktadan geçmelerini sağlamak adına çalışıyor. Öncü bir kuvvet olarak da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi ambulans da şu an itibariyle olay yerine geliyor. Yaralı şu an itibariyle olay yerinden çıkartılıyor. Tabii ki üzerine güvenlik gerekçesiyle bir örtü de serildi yaralının ve bizler de birlikte şu anda onlarla beraber bu olayı sizlere anbean aktarıyoruz. Tabii ki zor bir şart. Coğrafyanın ne kadar kötü olduğunu düşündüğünce aslında işlerin ne kadar zor olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu benim işim programında da biz de sizlere bunu gösteriyoruz. Yaralımızın bir tanesini daha getirdik olay yerine. Ve şu an itibariyle yaralımız 112 acil sağlık ambulansına konuluyor. Durum oldukça ağır. O yüzden hızlı davranmaları gerekiyor. Ve onlar da aynısını yapıyor değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi sağlık ekipleri tüm müdahalesini gerçekleştirdi. UMKE ekibi müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu sürede zamanın nasıl aktığını sizler takdir edersiniz ki gerçekten görünüşte gördüğünüz gibi zor bir süreç. Hızlı bir şekilde ambulans buradan çıkış yapacak. Diğer tarafta da diğer ekipler olay yerinde bekliyor. AFAD diğer tarafta bekliyor. Çalışmalarını sürdürüyor. Tatbikat kapsamında yaralılar güvenli bir şekilde 112 acil sağlık ambulansıyla birlikte olay yerinden gidiyor. Binanın içerisindeki yaralılar çıkartılmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bir ekip, bir tim biraz önce bir yaralıyı gönderdi 112 acil sağlık ambulansına. Şimdi ikinci tim ikinci bir yaralıyı da binadan çıkartıyor. Deprem anında olması gereken ne varsa burada her şey eksiksiz yerine getiriliyor. Eksiksiz olarak uygulanıyor. UMKE ekipleri çalışmalarını eksiksiz yapıyor. İki tane yaralımız kaldı. İki tane yaralı şu an itibariyle güvenli bölgeye getirildi. Burada müdahale yapılıyor kendilerine. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler, sürüm ve her şey takıldı şu anda ve yaralı ambulansı bekliyor. Bizler de sizlere bu anları anbean gösteriyoruz sevgili izleyenler. Şu an itibariyle ambulansa götürülecek ve hasta uygulamalı olarak olay yerinden kaldırılıp hastaneye götürülecek sevgili izleyenler. Değerli izleyenler, şu an itibariyle tatbikatta sonlanmış vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi UMKE ekibi ve AFAD ekibinin ortak koordinasyonlu şekliyle yürüttüğü operasyon tamamlandı. Yaralılar uygun bir şekilde yerine getirildi ve ekipler burada hazır bir kıta şeklinde bekliyor. Artık bu ekip, 24 kişilik ekip, olası bir deprem anında veya sonrasında neler yapılması gerektiğine dair hepsini uygulama olarak gösterdim. Bizler de sizlere aktardık sevgili izleyenler. UMKE'ye girmek fikri nereden geldi, nasıl oluştu ve neler hissediyorsun? Girme fikri, yani yaşanmıştım olaylardan doğru. Bir zaten 112 personel olarak bu konuya karşı bir isteğimiz, bu tür kişilere karşı yardım isteğimiz olduğu için bu yüzden başvurdum. Gayet de mutluyum buraya başvurduğum için. Bir tatbikat gerçekleşti. İşin aslında zorluklarını yaşadınız. Aslında eğitimini almıştınız. Uygulama olarak da şu an itibariyle yaşıyorsunuz. Nasıl geçti sizin için? Tabii ki bu dar alanda yapılan bir şey ama geniş kapsamlı yapıldığında daha zorlukları da var. Buradan vatandaşlara işin zorluğunu anlatmak gerekirse neler anlatmak istersiniz? Tabii ki de demek istediğim aslında bizim asıl etmenimiz 112'den de örnek vermek gerekirse trafik. Buradaki şu an eğitim olduğu için kimse yok ancak diğer kişilerin müdahil olduğu zaman zorluk çekeceğimizi düşünüyorum şahsen. Onun haricinde İnşallah başımıza böyle bir iş gelmez diyoruz. Tabii ki. Temennimiz de aslında bu. Teşekkür ederiz. Belgenizi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun size şimdi tekrardan.
Şöyle değerli izleyen arkadaşlarım, bir görüşlerini almak isteriz. Belgesini alanlar var yanımızda. Bir kadın gözüyle de aslında iş çok zor. Bu işin kadın erkeği de yok baktığınızda değerli izleyenler. Onlar da gönüllü olarak bugün burada çalışmalarını yürüttüler. Neler düşünüyorsunuz? Aslında işin biraz zorluğundan bahseder misiniz? Çok zor bir meslek. İş normal bir trafik kazasından ya da herhangi bir olay yerinden hasta kurtarmaya benzemiyor. Yine ülkemiz afet bölgesi olduğu için bu tarz şeylerle karşılaşmamız, Allah korusun yine, ama hani muhtemel olduğu için bu konularda bütün, sadece bizim değil, bütün toplumumuzun aslında eğitilmesi gerekiyor. Ama biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Normal bir şekilde kurtarmaktan çok daha zor, çok daha farklı, enkaz içinden hasta almak, işte hani onu uygun pozisyonlarla taşımak. Ama bunun eğitimini alıp en iyi şekilde, en iyi yöntemlerle hastalara müdahale etmeye çalışıyoruz. Sağlıklarını iyileştirmek, destek olmak amacıyla. Umarım başımıza yine böyle bir şey gelmez. Gelirse de biz her zaman buradayız. Biz de bunu gördük aslında. Sizin burada olduğunuzu gördük. Vatandaşlarımız da görüyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Hani büyük sırt çantaları, işte teçhizatlar, sedyeler vesaire, bunlar çok ağır yapıdaki malzemeler ve olay anında da hızlı olmanız gerekiyor. Siz de bugün onu gerçekleştirdiniz. Yaklaşık 2 dakika içerisinde olaya müdahale ettiniz. Buradan işin zorluklarını biraz bahsetmek gerekirse, tabii ki sahaya da çıktığınız bir durum olmadı, Allah da göstermesin, ama olası bir durum anında UMKE ekibi hazır, biz de gördük. Bir yaşadığınız zorluklardan bahsedebilir misiniz? Neler yaşıyorsunuz aslında ekip olarak? Çevresel baskılar da oluyor mu? Zaman zaman hasta yakınları vesaire karşı karşıya kaldığınız durumlar oluyor mu? Olay yerinde her türlü aklınız hayalinize gelebilecek her türlü saldırganlık, işte insanlar bizden o an yapmam, hani o an aslında bir planımız var ama insanlar genellerde yakını olur, işte gerçekten kurtarılmayı bekleyenler olur. Hani çok fazla tepki gösterdiği için planımıza da bozma yönünde hani bizi, işimizi engelleyebiliyorlar. Ama yani dediğim gibi çantalar, malzemeler falan inanılmaz derecede. Hani gerçekten ağır. Yani genelde zaten fark etmişsiniz, erkek arkadaşlar falan taşıyor genelde. Biz hani diğer hastaları taşımaya falan çalışıyoruz ve hani genelde ekip halinde hareket etmeye çalışıyoruz. Öbür türlü kendi başımıza uğraşmaya kalksak onlarla hani sakatlanma derecesine bile gelemiyoruz. Zaten fark ettiyseniz ekiplerimiz hep 5 kişilik.
her şekilde yaş grubundan insan da var, gençler de var. Onlardan iki tanesi hem genç hem yaşlı yanımızda. Denk de geldik. Şöyle ilk olarak sizden alalım. Evet, yaşla alakalı bir durum değil bu tabii ki. Merhabalar. Merhaba. İsterseniz sizi bir tanıyalım. Kaç yaşındasınız? Ne zamandır bu fikir vardı aklınıza veya bu duruma girmek için ne yaptınız? İşin zorlukları nelerdir? Sizden bir alabilir miyiz? Ben 50 yaşındayım. Yani uzun zamandan beri aslında vardı bu fikir ama tabii UMKE yeni yeni daha sağlık personelinin ATT'lerin dışında diğer personeli de tabii ülkenin durumu belli. Deprem bölgesinde bu son İstanbul depreminden sonra beklenen yeni depremler ve afetler var. O yüzden ülke hazırlık yapıyor. Bu hazırlık içerisinde bütün sağlık personelini de kullanmaya çalışıyor. Onlardan yardım bekliyor. Biz de tabii bu faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu iyi bir şey. Herkesi tabii davet ediyoruz biz buna. Mümkünse tabii faydalı olmak, insanlara, yaralılara ya da hastalıklı her şeye faydamız olması ülkemiz açısından çok güzel bir şey. Tabii bütün herkesi buna bekliyoruz. Bu gönüllülük esasına dayanan bir şey. Yakında muhtemelen sivil insanlara, sivil inisiyatiflere de çağrıda bulunulacak. Onlardan da gelecek, katılacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Hep beraber UMKE'ye bekliyoruz sizi. Şunu sormak istiyorum son olarak. Olay anında ilk müdahale çok önemli. Bunu da yapıyorsunuz aslında UMKE ekibi olarak. İlk olarak AFAD binadaki düzeni sağlıyor, güvenliği sağlıyor. İlk yardımı çok önemli değil mi aslında baktığınızda? Sivilden bahsettiniz. Sivil vatandaşların da bu konuda aslında duyarlı olması lazım. Neler söylemek istersiniz? Ya da şunu da sormak istiyorum. Yaşadığınız zorluklar var mıydı? Görmüş olduğunuz ya da diyalog kurduğunuz durumlar var mıydı? Tabii çok tabii sağlık personelinin mutlaka şey oluyor. Sağlık personelinin yani çünkü konuya çok daha yakın. İlk yardım çok önemli bir şey. Ama sivil insanların da yapacakları şeyler var. Tabii bölgede geliyorsun, deprem oluyor falan filan. O bölgede yaşayan insanlara çok fazla ihtiyaç var. Onlar da tabii buna yardımcı olmalılar. Çok teşekkür ederim. Ben Ordu'nun hareketli mahallelerinden bir tanesi Kumbaşı. Bugün de güzel bir tatbikata tanıklık etti. UMKE ve AFAD tarafından sürdürülen bir çalışma vardı. Bugün tatbikat vardı. Başarıyla sonuçlandı. Hızlı bir şekilde yapıldı. Siz de bu ev sahibi olarak, muhtar olarak neler düşünüyorsunuz? Böylesi güzel bir organizasyona tanıklık ettiniz. Ben de UMKE ekibine teşekkür ediyorum bu güzel tatbikat için. Hayırlı olsun diyorum. Mahallemize gelmişler. Ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you.
Deprem anında daha büyük binalar bulunuyor. O yüzden şu anki bina bizde kaçınmış olsa da bunun daha büyük boyu olduğu zaman da bir deprem boyutu olduğu zaman da arkadaşlar zaman.
Biz de programın aslında yavaş yavaş sonuna geldik. Kısa bir tatbikat sürdü. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bütün ekip günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel bir diyalog verecekler. Şimdi isterseniz hep birlikte onlara bir tanıklık edelim. Bakalım neler söyleyecek. Her şey sağlık için. Ve değerli izleyenler, sağlık ekipleri güzel bir mesajı da verdiler programı. Hem ambulansa yollar hem de yaşama yollar. Bunlar da önemli şeylerimizden bir tanesiydi. Bugün onları konuk aldık. Görmüş olduğunuz gibi onlar bugün mutlular ama tabii ki inşallah böyle durumlarla karşı karşıya kalmayız. Onlar da sahaya giriş yapmaz. Şu anda da bütün ekip birbirini kutluyor. Güzel bir tatbikat oldu. Kısa sürdü ama bizler dilimizin döndüğü kadarıyla yaşadıkları zorlukları sizlere aktarmaya çalıştık değerli izleyenler. Ekip bugün sınıfı geçti ve bugün itibariyle de şu anda çalışmayı gerçekleştirdi. Bizler de değerli izleyenler bu benim işim programında bugün UMKE ve AKFAD ekibinin ortak düzenlemiş olduğu bir operasyonu ekranınıza getirdik. Yine farklı programlarla, yine farklı konularla karşınızda olmak üzere. Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kalıp bu benim işimi sundu.